Esnaf ve Sanatkarlar Odası Birliği Başkanımız, Sayın Ticaret Borsası Üyemiz, Kuzey Doğu Anadolu Kalkınma Ajansı'nın... Pandemiyle birkaç için şey söyleyeyim size kardeşlerim. Bakın ben Covid oldum. İkinci aşama olacaktım. Üzerimde bir halsizlik var. Ondan sonra dedi ki şey yapar, çok uzun süre konuşamıyorum, üstlüyorum ama hiç kimseye bulaştırma ihtimali olduğunu söyleyeyim size. Bir ay oldu, negatife döndüm ve kimseye bulaştırma ihtimalim yok, şükür olsun. Ama hala birilerinden kapma ihtimalim var. 6 ay boyunca antikor falan geçmiş olmasına rağmen. Halsizlik üzerine pozitif olduğunu öğrendim. 2 hafta beni yapıştırdı şeye, şehir hastanesinde. Oradaki hekimlere çok teşekkür ediyorum. Sen Cumhurbaşkanımıza isim babası bu şeyin de aynı zamanda yapılan o hastanelerin ne kadar doğru yatırımlar olduğunu bu salgında hep beraber daha çok gördüm. Ben valiyim diye bana özel hiç tüyük varmadı. Çünkü hastanın ilacı yok ki. Muhtemel tedaviler denendi. Allah'a şükür de karşılık verdi vücudum ve atlattım. Onun için bu bir husus etti değerli kardeşlerim. Bazı insanlar da hiç etki etmiyor, etmiyormuş. Değilmezse bende etti kardeşim. Rus ruleti. Onun için öldürücü bir virüs. Şeyi çok fazla, hele de bendeki İngiliz varyantıydı. Onun için herkes dikkat etmeye çıkardı. En son alınan tedbirleri buradaki basın mensupları aracılığıyla duyurmak istiyorum. Bakın daha çok tedbirli olacağız. Polisimiz ve jandarmamız sahada daha çok olacak. Sayın Valim çok ceza yazdınız, Sayın Valim falan diye kimse bana söylemesin, peşin peşin söylüyorum. Hiç kimseye haksızlık etmeyeceğiz, kurallara ben uymuyorsam ben de cezayı yiyeceğim. Haberiniz olsun kardeşlerim. Özellikle 7'den sonra sokağa çıkma yasağında hiçbir şekilde tolerans, hiçbir şekilde başka türlü bir şey içerisinde olmayacağız. Bütün polisimiz ve jandarmamız sokakta göreceksiniz. Burada bütün vatandaşları ikaz ediyorum. Çünkü Erzurum olarak alarm veriyoruz. Çok yüksek oranda vaka sayılarımız var. Bu sayıları düşürmek polisiye tedbirler olmadan mümkün değil. Neden artık cezaya, daha fazla ceza yazılıyor diye vatandaşlarımız lütfen bu ilin valisi olarak bana bir şey söylemesin. Şimdiden ikaz ediyorum. Eğer ceza yemek istemiyorsanız bir, iki, virüsle muhatap olmak istemiyorsanız lütfen herkes evinde olsun. Ev gezmelerini mutlak surette önlemek zorundayız değerli kardeşlerim. Ve önleyeceğiz. Bunun için sokakta daha çok polis göreceksiniz, daha çok jandarma göreceksiniz. Özür diliyoruz. Bunu neden yapıyoruz? Vatandaşımıza eziyet olsun diye mi? Asla. Korumak için, kollamak için. Az kaldı. Bir yıl bitirdik. İnşallah 50 yaş üstünde aşılamaya başlayacağız. Daha sonra 40-30. İnşallah devletin imkanlarıyla bütün vatandaşlarımızı aşılayarak bu salgını hep beraber bertaraf edeceğiz ki salgını aşıyla dikkat ederek bertaraf edelim ki hem esnafımız açık kalsın hem bu fuar merkezlerimiz dolsun, taşsın.